11-12 yaşlarında bizim Ali Kamalan bir sazı vardı. Benim hiçbir elime saz almışlığım bile yoktu. Ben 2-3 gün içerisinde Mahsuni'nin domdom kurşununu çalmaya başladım. Bir haftada kısa sap bağlamayı kendi kendime öğrendim. Bana hiç kimse bir şey öğretmedi. Öyle yıllarca devam etti. O birikimler Toplandı, toplandı, toplandı. 2011'de falan bir 3-4 tane böyle yazdım. Bir kenara attım. Yani 2016'da bir gece elime bir kalemi aldım. Öyle geldi yani. Bakın mesela şarkılarda orada burada söz yazan insanların sözlerine bakın. Duygu yoktur o sözlerde. Hiçbir zaman o duyguyu yakalayamazsınız. Ama bakın ozanların yazdığı şeylere bakın. Eğer gerçekten şey varsa duygu zaten kendiliğini kendiliğinden belli ediyor. Ozanlık gelene üretim durdu biliyor musunuz? Niçe medyatik şeyler var. Sanatçılar var. Bir sürü. Adam milyonlar dinleniliyor ama 30 senedir halen aynı repertuarda aynı türküleri okuyor. Ama her yeni üretim yok. Bitirdiler. Hep ranta dayanıyor. Yani adam çıkıyor popülerdir. Yeni yazılan bir sürü gerçekten güzel söz yazan insanlar var ya bir sürü var ya. Ben kendimden bahsetmiyorum yani. Gerçekten yazabilen şimdi şu anda insanlar var. Ama kayıp. Yok. Ama çok da umurumda değil yani. Belki benim çocuğum yetişiyor. İleride ona kalır. İleride insanlar belki bir şeyler, şu yazdıklarından bir ders alırlar. Tü, türkümü Mehmet Taylan Ünal isminde bir arkadaş, Fırat Tanış'la beraber düet yaptılar. Çıkacak yakında. Devamlı bir yerlere e, sığınma. Bir şekilde kendisini kurtarmaya çalışıyor. Bak bugün ha şeye bak. Günümüz tarihine bak ya. Alevi köylerine bir bak. Doğru düzgün şehirlere yakın köy yoktur. Her zaman en uç noktadadır insanların ulaşmasının zor olduğu yerlerdedir. Kendi köyümden biliyorum. Yeşilköy, Göksün'ün Yeşilköy, dağın başı, Keş Dağı'nın tepesi. İnsanların ulaşıp yani 10-15 sene öncesine kadar doğru düzgün yol yoktu bizim oralarda. Kitapların hepsini topla. Hepsini oku. Allah 124 bin peygamber, Kitaplar, kutsal kitaplar sağa solu topla. Hacı Bektaş hepsini toplamış. Altı tane şeyde Rütiyel'de toplamış. Eline, beline, diline, eşine, işine, aşına sahip ol. Bütün dinleri araştır. Bu altı tane temel üzerine kuruludur. Altı tane kelimedir ya. Bu kelime kelime. Cümle de değil. Altı tane kelime üzerinedir. İşte bu alevilik bu. Bu kadar şeyi başaran bir insan, altı tane kelimeyi başarabilen bir insan, insanı kamildir. Ya bizim Aleviliğimizi hiçbir, yani Alevi insanı değiştiremezsin. Bin yıllardır takiye olmuş ama gizli gizli ama artık günümüz geçti ya, çağdaşlaştık. Bitti o artık vur kır dönemleri gizli gizli, yak yık dönemleri bitti. Artık insanların kendisini belli etmesi lazım kardeşim. Bizim sırtımızdan da kullanan insanlar içimizde bir sürü ama dediğim gibi tamamen emperyalist güçlerle faşizm tamamen faşizm içinde olan insanlardır bunlar. Ama yok mu her ağaçta çürük meyve vardır. Düşer. Tıp 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 aşağı düşer. Hiç şeysi yok onun. Tutmaz yani kendisini tutmaz. Sağlam meyve yerinde durur. Çürük aşağı düşer. Caferimdir Adem Qapalı qutu, qapalı qutu, kimisində yiğit, kimi puştu saqlay. Hər olur olmazı, bilməcan dostu, bilməcan dostu, səninlə bal zehir yer mübahınca. O olaylar başladığında tabii biz çocuğuz hemen böyle içeri alınmalar bizi dışarı bırakmamalar falan. Ne oluyor ne olmuyor? Maraş olayları başlamış. Benim o zaman iki tane amcam oradaydı. Brüksel'in mahallesindeydi. Hemen hastanenin üst tarafında. E, e, şeyler duyulmaya başladı işte. Bizim evleri bile insanlar paylaşmışlar. Bunları sonradan duyduk biliyor musunuz? Yani bizim Türk olunun Türk oluna 60-70 hane Alevi mahallesi vardı. Kürtler mahallesi derlerdi. Oraların bile evlerin paylaşıldığını duyduk. Evlerimize 2-3 tane her eve Minehük'ten iyi hatırlıyorum. Minehük'ten insanlar geldi evimize. Koruma amaçlı. Bir hafta boyunca Maraş'ın içine giriş çıkışlar yasaklandı. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir katliam orada oluyor. Ve askeriye o şehrin girişi ve çıkışını yasaklıyor. Ölün diyor yani orada öl. Bu 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 demektir yani başka bir şey değil. Ben o evlerin etrafında avuçlarca boş kovan topladım biliyor musun? Silahların boş kovanlarını topladık cebimize doldurduk. Çamlık zaten yakın yani yukarı. O çamlığa çakılan çocuk, çocukların kanlarını ben o çam ağaçlarında gördüm ben bunları. O mahallenin içerisinde Yüksel'imin içerisinde gezerken sokaklarda kan izlerini, yanmış evleri, şunları bunları gördük. Haftalarca Türk sokağa bırakılmadık biz, dışarı çıkamadık. Bizim tanıdığımız komşularımızdan evlerin paylaşıldığını duyduk yani. Bunlar duyuldu, yaşandı. Ama oldu yani bunların hepsi oldu. Yapan şahıslara bakıyorsun, milletvekili bile oldu adam ya. İnciler ve ülkücülerin ortak yaptığı şeyler bunlar. Bunların içerisinde bu ülkü ocaklarının başındaki bütün büyüklerin haberi vardır. Hepsinin, hepsinin haberi var. Çünkü bunlar aylarca planlanmış, yapılmış şeylerdir. Sene 1978'de nice canlara kıyıldım Maraş'ta. Bin yıllar yezitle süren savaşta. Nice canlara kıyıldı Maraş'ta. Planlar yapıldı günler aylarca. Bir Alevi öldür git sen beş hacca. Bombayı patlattı kenger ökkeşle. Nice canlara kıyıldı Maraş'ta. 12 kurşunla yürüdü Hakk'a. Ser verdi tek talip vermedi ite. Bir kurban yetmedi. Vah gıcık dede. Nice canlara kıyıldım araçta. Hangi din mezhep bu zulme sığar? Hangi vicdan bu vahşeti hak sayar? Elin kolun sallar gezer suçlular nice canlara kıyıldım araçta. Cafer'imdir yaşadım bu anları. Gittim gezdim yürükselim çamlığı gördüklerim hafızamda hep canlı nice canlara kıyıldım araçta